Arkadaşlar merhaba. Bugünkü videomuzda 3 4 5 yayınlarının TYT Kimya soru bankasının atom ve periyodik cetvel konusunun orijinal sorular 3. kısmını çözeceğiz. İlk sorumuza baktığımızda aynı periyotta olduğu bilinen XYZ elementleri ile ilgili bilgiler veriliyor. Buna göre bu elementlerin periyodik cetveldeki yerleri yukarıdakilerden hangileri gibi olabilir demiş. Bakın olabilir diyor bir ihtimal sorusu. Yani her ihtimali düşünmemiz gerekiyor. Birinci bilgiye baktığımızda X'in elektron ilgisinin en fazla olduğu bilgisi verilmiş. Bakın arkadaşlar öncelikle şunu söyleyelim. Kimin elektron ilgisi en fazladır? A elektron alma istekleri yani elektron ilgileri fazla olduğu için X en sağda olması gerekir arkadaşlar. X'in en sağda olması gerekir. Birinci yargıya baktığımızda birinci düzende Z en sağda. X'in en sağda olduğunu göremiyoruz. O zaman bir defa bunu eleyebiliriz. Gerçi şunu da söyleyelim Z 8A grubunda yer alıyor. 8A grubunun elektron ilgisinden bahsedemeyiz. O yüzden birinci yargının doğru olma ihtimali vardır. Yani X Y'ye göre daha sağda kalmış. İkinci bilgiye baktığımızda Y'nin atom çapı en fazladır demiş. Biliyorsunuz periyodik cetvelde arkadaşlar atom çapı sol ve aşağı doğru gidildikçe artıyordu. O zaman Y'nin hem en solda hem de en aşağıda olması gerekiyor. Bakın birinci yargıda evet y hem en aşağıda hem de en solda. İkinci de bakıyoruz y yine hem en solda. Üçe baktığınızda y yine en solda. Yalnız şunu da atlamış olduk. Bakın soruda diyor ki aynı periyotta diyor. Birinci yargıya baktığımızda bunlar farklı periyottalar. O zaman birinci öncülü direkt ediyorum. İkinci yargıda bakın üçü de aynı periyotta. Üçte de yine üçü de aynı periyotta. Yani ikisinin de olma ihtimali şu an var. Üçüncü bilgiye baktığımızda Z'nin iyonlaşma enerjisi en fazladır diyor. Arkadaşlar periyodik cetvelde sağa doğru genelde iyonlaşma enerjisi artar diyoruz. Dolayısıyla Z'nin en sağda olması gerekiyor. Bakın üçüncü yargıda evet 8A grubunda yer alıyor. En sağda olabilir. İkinci yargıya baktığımızda bakın Z 5A'dayken X 6A'da gözüküyor. Biliyorsunuz 5A'nın iyonlaşma enerjisi 6A'ya göre daha fazlaydı. Yani Z'nin iyonlaşma enerjisi ikinci öncülde de en fazla. Dolayısıyla bu da sağlıyor olabilenleri sorduğu için cevabımız D şıkkı olur. İkinci sorumuza baktığımızda periyodik sistemin A gruplarında bulunan X elementinin değerlik elektron sayısı periyot numarasına eşittir. Buna göre X elementinin değerlik elektron sayısı e, verilen yargılardan hangileri doğru olurmuş? Bakın arkadaşlar öncelikle şunu söyleyelim. X'in değerlik elektron sayısı periyot numarasına eşitmiş. Yani şunu söyleyebilirsiniz. Değerlik elektron sayısı neydi? bir elementin katman elektron dağılımını yazdığınızda son katmanında bulunan elektron sayısına biz değerlik elektron sayısı diyoruz. Son katmanında bulunan elektron sayısına biz değerlik elektron sayısı diyoruz. Periyot numarası dediğimiz şey de zaten katman sayısını bize ne yapıyordu? Veriyordu arkadaşlar. O zaman birinci öncüle baktığımızda bir ise değerlik elektron sayısı x'in diyor. Bir ise alkali metaldir. Değerlik elektron sayısı arkadaşlar eğer x'in bir ise bir tane elektronu vardır ve bir katmandan oluşur. Dolayısıyla birinci periyot 1A grubunda yer alır. Yalnız birinci periyot 1A grubunda bulunan element hidrojendir. Hidrojen de alkali metal değil. Nedir? A metal sınıfında yer alır. O yüzden yanlış olmuş. 2'ye baktığımızda 2 ise atom numarası 12'dir. Bakın X'in arkadaşlar değerlik elektron sayısı eğer 2 ise yani son katmanda 2 elektronu var demektir ve periyot numarası da e, elektron sayısına eşit olacak demişti. O zaman bu iki periyottan oluşması gerekiyor ve son katmanda iki elektronu bulunması gerekiyor. Bu da şunu gösterir. İkinci periyot 2A iki grubu elementidir ve atom numarası nedir? 4 olmak zorundadır. 12 demiş. Yine yanlış olmuş. 3'e baktığımızda eğer değerli elektron sayısı 3 ise amfoter özellik gösterir demiş. Arkadaşlar değerli elektron sayısı 3 ise Aynı zamanda periyot numarasının da 3 olması anlamına gelir. Yani 2, 8, 3 şeyinde yazmamız gerekiyor. Bakın hem 3 katmandan oluşuyor 3. periyotta hem de son katmanda 3 elektron var. 3A grubunda yer alır. Biliyorsunuz 3. periyot 3A grubunda bulunan metal alüminyum metaldir. Atom numarası 13'tür ve alüminyum amfoter özellik gösterir. Bu da doğrudur. Cevabımız 5 olur. Üçüncü sorumuza baktığımızda öğretmenin ödev vermesiyle Faraday'ın elektroniz deneylerini araştıran Kaan bir kitapta yukarıdaki yazıyla karşılaşıyor. Bu yazıyı okuyan Kaan yukarıdaki sonuçlardan hangilerini çıkarırsa Faraday'a ayıp etmiş Olur diyor. Şöyle bir e, ödevin konusuna baktığımızda diyor ki 1830'lu yıllarda Faraday bakır 1 nitrat ve bakır 2 nitrat tuzlarının soru çözeltilerini aynı miktar elektrik yüküyle elektroliz ettiğinde bakır 1 nitrat çözeltisinin elde edilen bakır miktarının bakır 2 nitrat çözeltisinin elde edilen bakır miktarının 2 katı olduğunu tespit etmiş. Yani şunu söyleyelim arkadaşlar elimizde e, bakırın artı bir hali var. Yani şöyle yazayım. Bakır 1 nitrat dediğim şudur nitrat biliyorsunuz eksi yüklüdür. yani bunu şöyle ayırdığınızda bakır artı 1 ve nitrat eksi bir şeyinde ayrılır. Yani burada nasıl elde edecek bakırdan bir elektron kopardığınızda bakır katsına dönecek. Diğer bileşiğimize baktığımızda o da cuno 3 2 dediğimiz bakır 2 nitrat bakırın değerliği burada artı 2. Bakır ne olacak? Artı 2'den bu sefer 2 elektronu alarak bakır katısına dönecek. Dolayısıyla her ikisinde devreden geçen elektron sayısını eşitlediğinizde yukarıya her birini 2 ile çarpmanız gerekiyor. Yani yukarıda şunu anlatmaya çalışmış. Diyor ki e, elektroliz edildiğinde bakır 1 nitrat çözelsinin elde edilen bakırın miktarının bakır 2 nitrat çözelsinin elde edilen bakır miktarından 2 katı olduğu söylenir. O da şunu bahsediyor. Bakın buradaki bakır miktarı buradaki bakır miktarın iki katına eşittir diyor. Bu diyor Faraday'ın hangi bahsetmiş olduğu elektroz deneyiyle deneyi örtüşür demek istemiş. Birinci öncüle baktığımızda elektrik ve kimyasal değişim arasında nicel bir <laughs> pardon arkadaşlar nicel bir ilişki vardır diyor. Evet arkadaşlar gördüğünüz üzere kimyasal değişimle elektrik arasında nicel dediğimiz sayıyla gösterilen bir ilişki vardır. Doğrudur. İkiye baktığımızda elektroliz olayında elektrotlarda toplanan madde miktarı devreden geçen elektrik yüküne miktarıyla ters orantılıdır. Hayır arkadaşlar, devreden geçen elektron sayısı e, toplanan madde miktarıyla doğru orantılıdır. Baktığınızda zaten devreden geçen yük miktarı toplanan madde miktarı ile doğru orantılı olduğunu görüyoruz. O yüzden yanlış olmuş. Doğru orantılı demeliydim. 3'e baktığımızda aynı miktar elektrik yükü bir elementin farklı çözeltilerinden geçirilirse elementten belirli miktarda ve bu miktarın basit tam katları kadar elde edilir. Bakın bu, bunun 2 kat olduğunu söylemişti. Bu da doğrudur. Bize hangisi yanlıştır demek istiyor. Çünkü Faraday'a ayıp edilmiş olanı soruluyor. Dolayısıyla cevabımız B şıkkı olur arkadaşlar. Dördüncü sorumuza baktığımızda var mısın yok musun yarışmasının farklı bir formatındaki doğru olanı tahmin eder misin yarışmasında? Yarışmacılar önlerindeki iki kutudan içinde 7A grubu elementleriyle ilgili yazılan bilginin doğru olup olmadığını tahmin ederek kutuyu açacaklardır. Bu olay 3 aşamada gerçekleşecektir ve herhangi bir aşamada yanlış bilgi içeren kutuyu açan yarışmacı elenecektir. Yarışma sırasında izlenecek yol ve kutuların içindeki bilgiler aşağıda verilmiştir. Buna göre bir yarışmacı hangi sırayla kutular açtırırsa yarışmayı kazanır demiş. Arkadaşlar şöyle bir bilgilere baktığımızda iki tane kutu var. Birinci kutuda flor hariç bileşiklerinde eksi 1 ile artı 7 arasında değerlik alabilirler. Halojenlerden bahsediyor. Halojenler biliyorsunuz 7A grubuna biz halojenler diyorduk. Ve flor tüm bileşiklerinde eksi 1 değerlik alırken flör hariç diğer elementler bileşiklerinde eksi 1 ile artı 7 arasında değerlik alabiliyorlardı. Doğrudur. 2'ye baktığımızda hidrojenli bileşiklerin soluç özelliği baz özelliği gösterir. Hayır arkadaşlar halojenlerin hidrojenli bileşikleri bazik değil asidik özellik gösterir. Yanlış olmuş. O zaman birin nolu kutunun seçilmesi gerekir. 3 ve 4'e baktığımızda 3. bilgide oda koşullarında tümü gaz halde bulunur. Arkadaşlar 7A grubunu şöyle bir anımsarsanız flor, klor, brom, iyot şeklinde astantin şeklinde devam ediyor. Flor ve klor doğada gaz, brom, sıvı, iyot ise katı halde bulunuyordu. Yani tümünün gaz olma şansı yoktur. Dörde baktığımızda metallerle birleşerek tuz oluşturabilirler. Evet halojenler ametal sınıfında yer aldıkları için metal ve ametal birleştiğinde tuzu oluştururlar. Dolayısıyla 4 nolu kutu doğrudur. 5 ve 6'ya baktığımızda 5 numaralı kutuda atom numaraları kendilerine en yakın soygazdan bir fazladır demiş. Arkadaşlar kendisine en yakın soygaz 8A grubudur. 7A grubunda yer aldıkları için kendisine en yakın soygazdan bir eksik demeliydi. Yanlış olmuş. 6'ya baktığımızda kimyasal tepkimeye girme isteği en fazla olan ametallerdir. Arkadaşlar 7A grubu en aktif ametaller diye geçer. Dolayısıyla en çok kimyasal tipine girme isteği olan ametallerdir. Doğrudur. O zaman altın oğlu kutuyu açması gerekir. Sırasıyla 1, 4 ve altın oğlu kutuların açılması gerekir. Cevabımız E olur. Beşinci sorumuza baktığımızda yukarıda periyodik sistemin A gruplarında bulunan atom numaraları ardışık X, Y, Z elementlerin iyonlaşma enerjisi atom numarası grafiği verilmiştir. Buna göre bu elementlerle ilgili ifadelerden hangileri doğru? Olamaz demiş. Şimdi arkadaşlar iyonlaşma enerjisi atom numarası grafiğini şöyle bir incelediğinizde bakın Y'den Z'ye ani bir düşme var. Bu ancak periyot numarasının değişmesiyle mümkündür. Peki periyot numarası nasıl değişebilir? Y iyonlaşma enerjisi en fazla olan grup olan 8A grubu Z'de ani bir düşmeden kaynaklanan bir element olduğu için ne olacaktır? Bir periyot altında olan 1A grubu olacaktır. E, bu elementlerle ilgili hangileri doğru olamaz diyor. Bakın şunu söyleyelim. E, Y'nin X'e göre yoğunlaşma neresi değeri fazla olduğuna göre ve bunların atom numarası ardışı olarak gösterildiğine göre şöyle bir şey olabilir. 8A grubunda yer alan Y elementi helyum elementi olduğu takdirde atom numarası 1 eksik olan X hidrojen elementi olabilir. 8A grubundaki diğer soy gazlardan birisi olan mesela neon elementi olduğunda X elementi atom numarası 1 eksik olan flor elementi olabilir. Biliyorsunuz flor 7A grubu elementi, hidrojen de 1A grubu elementidir. Şuradaki Z de 1 alt periyotta yer alan 1A grubu elementidir. 1 alt periyotta yer alan arkadaşlar. Ona dikkat edin. Evet elementlere ilgili hangileri doğru olamaz demiş arkadaşlar. X alkali metaldir. Arkadaşlar X 1A grubunda yer alan hidrojen olabilir dedik. Yani A metaldir. Alkali metal olma şansı yoktur. Yanlış olmuş. 2'ye baktığımızda Y'nin değerli elektron sayısı 5'tir. Arkadaşlar Y'nin değerli elektron sayısı 5 olamaz. Çünkü 8A grubunda yer alan bir helyum olabilir. Helyumsa ise değerli elektron sayısı 2'dir. Eğer neon ve diğer gazlarsa da değer elektron sayısı 8 olur. Yani doğru olamaz. 3'e baktığımızda Z'nin atom numarası 11'dir demiş. Arkadaşlar Atom numarası 11 olan Z'nin katman elektron dağılımını yazarsanız 2 8 1 diye yazarsınız. Bu da 3. periyot 1A grubunda yer alan bir element olduğunun göstergesidir. E, Z için zaten şunu söylemiştik. 1 alt periyotta yer alan 1A grubu metalidir. Dolayısıyla e, X ve Y 2. periyotta Z de 3. periyotta yer alan bir 1A grubu elementi olabilir. Yani böyle bir ihtimal vardır. Olamayanlar sorulduğu için cevabımız C şekli olur. 6. sorumuza baktığımızda X A artı ve Y A eksi iyonları E ile yargılardan hangileri yanlıştır demiş. E, proton sayıları aynı ise kimyasal özellikleri aynıdır. Bakın arkadaşlar elimizde X artı A kütle numarası verilmiş 35. Bir de Y'nin kütle numarası yine 35 verilmiş. İyonu da A eksiymiş. Bakın proton sayıları aynı ise diyor. Yani bunun proton sayısı P. Bunun da proton sayısı P ise kimyasal özellikleri aynıdır demiş. Arkadaşlar bir yani iki elementin kimyasal özelliklerin aynı olabil aynı olabilmesi için hem proton hem de elektron sayılarının aynı olması gerekir. Ancak burada elektron sayısı hakkında bir bilgi verilmediği için bu yanlış olur. İkiye baktığımızda nötron sayıları aynıysa elektron sayıları farklıdır demiş. Bakın elimizde x'in kütle numarasını biliyoruz. Nötron sayıları hakkında ee, şöyle söylemiş. Bakın nötron sayıları aynısı demiş. Yani buna da 20 yazsak, buna da 20 yazsak ne olur? Bunun protonu da 15 olur. Bunun protonu da 15 olur. Elektron sayıları farklıdır demiş. Bakın bu artı A yüklü, bu da eksi A yüklü. Yani bunların proton sayıları aynı da olsa iyon yükleri farklı olduğu için doğal olarak elektron sayıları ne olacaktır? Farklı olacaktır. Doğrudur. 3'e baktığımızda elektron sayıları aynıysa farklı elemente aittirler demiş. Bakın elimizde X artı A ile Y eksi A iyonları vardı. Elektron sayıları aynıysa mesela buraya 18 yazsak buraya da 18 yazsak e, bunlar farklı elemente mi ait olur? Bakın proton sayısını bulabilmeniz için iyon yükü elektron sayısını toplayabilirsiniz. Yani 18 ile eksi A'yı topladığınız ne oldu? 18 eksi A oldu. 18 ile artı A'yı topladığınız ne oldu? 18 artı A oldu. Bakın bunların proton sayıları farklı geldi. Dolayısıyla iki elementin proton sayıları farklıysa farklı elementtir diyebiliriz. Bu da doğrudur. Yanlış olan soru olduğu için cevabımız A şıkkı olur. 7 sorumuza baktığımızda bir kimya dersinde Neşe öğretmen periyodik Çetvel'deki toprak alkali metallerin özelliklerini anlattıktan sonra öğrencilerin konuyu öğrenip öğrenmediklerini anlamak için şunu söylüyor. Bana öyle bir özellik söyleyin ki bir elementin toprak alkali metali olduğunu tek başına kanıtlasın demiş. Öğrencilerden bazıları şunları söylüyor demiş. Buna göre hangi öğrenci Neşe öğretmenden aferin alır demiş. Şimdi arkadaşlar öncelikle e, Neşe öğretmenin istediği şeye bir odaklanırsanız. Neşe öğretmenin demek istediği şu e, öyle bir şey söyleyin ki Kesinlikle toprak alkali metal olsun diyor. Toprak alkali metal kimdir? 2A grubu elementidir. Hande'nin söylediğine baktığımızda ısı ve elektriği iletmesi demiş. Arkadaşlar zaten tüm metaller ısı ve elektriği iletirler. Yani bu sadece tek başına 2A grubu olduğunu kanıtlamaz. İlyas için baktığımızda birleşikliğinde artı 2 değerlik alması. Arkadaşlar artı 2 değerliği kimler alır? 2A grubu elementleri de alır, 2B grubu elementleri de alır. O yüzden bileşenin de artı 2 değerlik alması yine 2A grubu olduğunu kesinlikle söylemez. Ailen için baktığımızda 3A grubundaki bir elementten bir eksik proton içermesi demiş. 3A grubundan bir eksik proton içerenler. 2A grubu da olabilir, 2B grubu da pardon. Evet, 2B grubu da olabilir. Yine e, 2A oldu kesin değildir. Sena için baktığımızda atom numarasının bir soy gazdan 2 fazla olması. Arkadaşlar soy gaz 8A grubu olduğu için atom numarası bir soy gazdan 2 fazla olursa bu her halükarda 2A grubu olacaktır. 2B olma şansı zaten yok. Dolayısıyla Sena'nın söylediği kesin doğrudur. Mustafa'ya baktığımızda suda çözündüğünde bazik ortam oluşturması zaten tüm metaller suda çözündüğünde bazik madde oluştururlar. Bu da kesin değil. Dolayısıyla cevabımız Sena için yani D için doğru olur. 8. sorumuza baktığımızda periyodik sistemin A gruplarında bulunan elementin ilk 5 iyonlaşma enerjisi değerleri arasındaki ilişki aşağıda verilmiştir. Buna göre bu element hangi gruptadır demiş. Arkadaşlar biz diyorduk ki 2 yonlaşma enerjisi arasındaki fark 3.5 katın üzerine çıktığı an atom o grupta yer alır. Bakın 2.3, 1.7 ve 5.8. Bakın şurada büyük bir sıçrayış var. Nerede gerçekleşmiş? 3 ile 4 arasında o zaman bu adam 3A grubunda yer alır. Cevabımız C şıkkı olur. Dokuzuncu sorumuza baktığımızda sevgi öğretmen sınıfta tahtaya periyodik cetvelden bir kesit çiziyor. Ve öğrencilerden söylediği şeyleri uygun ifadelerle tamamlamalarını istiyor. Sevgi öğretmenle bazı öğrenciler arasında geçen diyaloglar aşağıda verilmiştir. Buna göre hangi öğrencilerin söyledikleri kesinlikle doğrudur demiş. Sevgi öğretmen X için 4A grubundaysa Osan T oda koşanda gaz halde bulunur demiş. Bakın X 4A grubunda yer alırsa arkadaşlar Y 5A Z 6A T de 7A grubunda yer alır. E, T oda koşanda gaz halde bulunur demiş ama biliyorsunuz 7A grubunu şöyle bir hatırlarsanız flor, klor, brom, iyot şeklinde devam ediyordu arkadaşlar. Flor ve klor doğada gaz halde bulunurken brom sıvı, iyot da katı halde bulunduğu için e, bu kesinlikle kanıtlamaz. Yani Osan'ın dediği kesin değildir. İkinci e, diyaloğa baktığımızda sevgi öğretmen T'nin soy gaz olduğunu söylemiş. Arkadaşlar T için soy gaz yani 8A grubu alırsanız Aleyna demiş ki Z bulunduğu periyotta elektron en yüksek olan elementtir demiş. Bakın 8A'nın hemen bir solunda yer alan Z de 7A grubunda yer alacaktır. 7A grubu zaten bulunduğu periyodun en aktif ametalidir. Biliyorsunuz en aktif ametallerin elektron negatifleri de en fazla olur. Dolayısıyla Aleyna'nın söylediği kesin doğrudur arkadaşlar. 3 üçüncü diyaloğa baktığımızda sevgi öğretmen Y geçiş elementi ise T de geçiş elementi demiş Tuğba. Y geçiş elementi ise arkadaşlar şöyle söyleyelim bakın yani şuraya yazayım daha net gözüksün. Y geçiş elementi nasıl olabilir? Mesela buraya atıyorum 2B grubu olsun burası. Ne demişti? T'de de geçiş elementidir demiş. Bakın burası 2B grubu olduğunda 2B'nin hemen sağında 3A şurası 4A olur yani şunu da söyleyeyim. Burası 3B olsaydı burası 4B burası da 5B olabilirdi. Yani şimdi Y geçiş elementi olduğunda T kesin geçiş elementi mi ona bakacağız. Bakın Y 2B olduğunda T 4A grubu elementi olabilir. Yani illa geçiş elementi olmak zorunda değil. Ama Y 3B olduğunda evet T 5B grubunda bulunabilir. O yüzden kesinlik yok arkadaşlar yani olabilme ihtimali var ama kesin değil. Bize kesin olan sorulduğu için Aleyna'nın söylediği bilgi doğrudur. Cevabımız B şık olur. Arkadaşlar videomuzu burada sonlandırıyoruz. Böylece atom ve periyodik cetvel ünitesini bitirmiş bulunmaktayız. Bir sonraki 3. ünite dediğimiz kimyasal türler arası etkileşimlerde görüşmek üzere ee, arkadaşlar e Biliyorsunuz her bir video büyük bir zaman istiyor yani büyük bir emekle çekiliyor. O yüzden sizlerden ricam hem kanala destek olmanız anlamında kanala abone olmanız hem de videoları beğenmeniz. Hiç beğenirseniz memnun olurum arkadaşlar. Bu zamana kadar göstermiş olduğunuz ilgiden dolayı hepinize teşekkür ediyorum. Hepinize kolay gelsin, hayırlı günler diliyorum.